Selamlar herkese. Yeniden hoş geldiniz. Eğitimimizin ilk videosuyla yeniden karşınızdayız. Ve tabii ki ilk video blockchain ile ilgili olacak. Çünkü blockchain hakkında herkesin aklında sorular var. Bazıları gerçekten çekine blockchain, yani işte dolandırıcılık mı bu gibi birçok insanın çekincesi var. Onun için ilk blockchain tarafıyla başlamak istedim. Haksız da sayılmıyor çünkü birçok insan bu çekincesinde. Yani blockchain ne? Beraber onlara bakacağız. Blockchain'e blok zinciri şu şekilde tanımlayabiliriz. Değişmez, dağınık ve merkeziyetsiz bir defter olarak tanımlayabiliriz aslında. Yani bu defter bir bilgiyi kaydetmeden önce dünya üzerinde bu ağ üzerinde, bu zincir üzerinde çalışan bilgisayarlar tarafından onaylanıyor ve zincire ekleniyor. Aslında bundan dolayı da blok zincir oldukça güvenli. Çünkü bu bir bilgiler üst üste eklendikten sonra şu anki teknolojiyle değiştirilmesi mümkün olmuyor. Şimdi biraz örneklerle açıklayalım. Finans sektörünün tarafına bakalım aslında. Buradan bir örnek verelim. Diyelim işte arkadaşınıza, yurt dışına bir arkadaşınıza para göndermek istiyorsunuz. Para göndereceksiniz. Göndermek istediğinizde ne yapıyorsunuz? Aracı kurumlara, bankaya gidiyorsunuz. Genelde yurt dışına bir para gönderme yani değişiyor. Bazen gün içinde de varıyor ama bir iki gün sürebiliyor. Ne yapıyor? Banka parayı alıyor bir kere sizden. Zaten bunun için bir ücret alıyor göndermek için bir masraf harcadınız. Daha sonra diyor ki banka bunu göndermesi sürerken işte cebinde tutuyor. Bu parayı işliyor. Paranız üzerinden para kazanıyor. Ve zaten aracı bir kurum olduğu için hani ona güvenmek zorundasınız ve bekliyorsunuz. Ama bu işlemlerin hepsini blok zincir üstünde yapsanız saniyeler içinde oluyor. Yani örneğin ben şu an bir arkadaşıma 1000 dolar göndereceğim yurt dışında Meksika'da veya herhangi bir ülke hiçbir önlem yok. Bana sadece IBAN gibi cüzdan adresini verse yeterli verecek. Benim göndermem bir saniye. Sadece bir tuşa basıyorum. Ve neredeyse ücretsiz yani 0.1 cent gibi bir ücrete gönderiyorum. Hem işlem maliyetim düşüyor. Hem aracı bir kuruma para ödemiyorum. Ekstra masraf ödemiyorum. Hem beklemiyorum hiç. Saniyeler içinde gerçekleşiyor. Ve daha da güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Çünkü arada aracı bir kurum yok. Anında işlemleri yapıyorsunuz. Yani genel olarak blok zincirin ana 3 avantajı da bu aslında. Hız tarafı gerçekten çok hızlı saniyeler içinde oluyor. Maliyet tarafı aracı yok çünkü maliyetler düşüyor ve güven tarafı. Yani çünkü az önce dediğimiz gibi buradaki hiçbir veri değiştirilemiyor. Birazdan örneklerle daha iyi anlayacağız ama ve herkes tarafından doğrulanabiliyor. Yani girin siteye şu an görebilirsin o işlemi ben de görebilirim sen de görebilirsin. Yani benim yaptığım işlemi herkes görebiliyor her şey şeffaf. Ama burada benim cüzdan adresimi bilen kişi sadece onun ben olduğunu biliyor. Yani benim ismim, soy ismim yazmıyor. Ben cüzdan adresimle orada kayıtlıyım blog üstünde. Şimdi biraz çalışma mantığında anlatalım. Yani blockchain'i şöyle düşünelim. Örneğin işte bir işlem yapıyorsunuz. Para gönderdiniz. Onu kutuya konulmuş belge gibi. Nasıl işlem bankada yaptınız size bir tane makbuz veriyorlar. Aslında burada da o işlemi bir makbuz gibi düşünün. O makbuz bir bel kutuya konuyor belge olarak. Ve diğer belgelerde başkaları da işlem yapıyor. O belgelerde hepsi bir kutuya konuyor. Bu belgeler sonra birleşiyor. Bir bloğu oluşturuyor. Ve o bloklarda zincir ekleniyor. Zincire eklendikten sonra o blok artık bir daha değiştirilemez. Şu anki teknolojiyle değiştirmesi mümkün değil. Bundan dolayı da bu sistem şeffaflık ve güven açısından da oldukça mükemmel. Tedarik zinciri tarafı hani hep bahsettiğim bir örnek. Anlaşılması için çok güzel oluyor blok zincir tarafını. Onun için yine bah bahsetmek istiyorum. Hani buradan bir örnek vereyim. Örneğin markete gittiniz. Bir kahve çekirdeği alacaksınız ama organik mi değil mi? Gerçekten bilmek mümkün değil. Güvenemiyorsunuz. Da, arkada yazıyor şurada üretilmiş. Orada üretilmiş de or doğru mu onu bile bilmiyorsunuz da. Hadi orada üretildi. Orada ne şartlarda üretildi? Ne zaman? Hangi gün? Hangi saatte üretildi? Üretildikten sonra nereye gönderdi? Nerede nerede işlendi, nerede paketlendi, oradan geldikten sonra paketlendikten sonra nereye gönderildi, nereden nereye gitti. Bunları bilemiyorsunuz ama bu işlemlerin hepsini blok zincir üstünde kayıtlı olsa az önce dediğimiz gibi üretildi, toplarken toplandı, işlem blok zincire kaydedildi, bir belge oluştu. O belli hangi gün, hangi saatte, hangi dakikada, hangi saniyede onun hasat edildiğini bileceksiniz. Ve az önce dediğimiz gibi o belge artık blok zincire eklendikten sonra da değişmediği için bunun takibi de kolay. Yani mesela kahve çekirdeğinin arkasına paketlenen QR olacak. QR okuyacaksınız. Blok zincirde tüm işlemler gözükecek. Ve bu sayede oldukça şeffaf. Hani hangi şiflikte nasıl taşındı, neler oldu her detayı göreceksiniz. Bu da gerçekten tedarik zincirinde hem şeffaflık hem optimizasyon hem tüketici güveni konusunda birçok fayda sağlayacaktır. Burada da gördüğünüz gibi tüketici güveni, süreç kalite kontrolü gibi birçok fayda sağlayacak. Bu arada bu sunumları da sizlerle ek olarak paylaşacağız. Ek olarak dosyalar da paylaşacağız. Yine bir hatırlatma geçmek istedim. Şimdi hani blockchain'in biraz daha hani başka hangi alanda kullanılıyor? Gelecekte hangi alanda dağlarda daha, daha çok kullanılacak? Onlar da bahsetmek istiyorum. Özellikle finansal taraf zaten blok zincir en önemli alanlarından biri. Az önce banka örneği verdik. İşte sanat tarafı oradan birazdan bahsedeceğim detaylarından ve ekonomik tarafta ya yani gerçekten şu an blok zincirin konumu ekonomi tarafında oldukça büyüdü ekonomik olarak. Ondan da bahsedeceğiz. hem DeFi tarafında örneğin işte kredi çekeceksiniz. Gidiyorsunuz bankaya bir sürü işlem çıkacak mı? Kredi notunuz şöyle böyle. İşte bir sürü arada maliyetler, belge masrafı, şu masrafı, bu masrafı. Ama bu blok zincir üstünde olduğunda ki şu an mevcutta var. Anında tuşa basıyorsunuz ve kredi geliyor. Bu kadar veya işte sigorta, yatırım birçok alanda finansal anlamda fayda sağlıyor. Şimdi sanat tarafı yani beni birçok kişi biliyordur. NFT tarafı en büyük ilgi alanlarımdan biri ve oldukça seviyorum. Bazıları balon diyor. Ben de balon diyorum bir kısmına ama NFT'nin sanat tarafına getirdiği çok bir şey var. Çünkü dijital dünyada yaşıyoruz artık. Fiziksel varlıklar kadar dijital varlıklar da önem kazanmaya başladı ve özellikle sanatçılar için dijital sanat oldukça önemli. Yani benim çevremde de çok var ama örneğin şöyle düşün sanatçısın yani çiziyorsunuz ama eserlerinizi nasıl insanlara ulaştıracaksınız? Hani galeriye gittiniz, galeriye zor bela anlaştınız hadi. Çıktı galeride, galeri işte Taksim'de. Taksim e o zaman diliminde uğrayan belli başlı kitle gelecek Türkiye'den çoğunluğu. Ama bu sanatınız dijital olduğunda... Hani belki de sizin çiziminizi, sizin sanat tarzınızı Meksika'daki bir insan beğeniyor veya Amerika'daki bir insan beğeniyor. Bu dijital sanatla ulaşabiliyorsunuz o insanlara. Ve bunun birçok örneğini gördüm. Çevremde de arkadaşlarımda da dijital olarak eserlerini dünyadaki birçok kişiye ulaştıran, dijital olarak çok büyük bir isim olan birçok kişi var. Onun için bu tarafı lütfen önemseyin. Ekonomi tarafına da bakacak olursak son günlerde biliyorsunuzdur birçoğunuz. Hani şu an piyasa değeri blockchain dünyasının trilyon dolarlarda ve gümüşü geçmiş durumda. Ve gün geçtikçe büyüyor. Ama kullanıcı sayısına baktığımızda hala da çok fazla değil. Ve birçok sektörde bundan etkileniyor. Ve muhtemelen gelecekte de şu anki gidişata baktığımızda çünkü 10 yılı aşkın süredir blockchain hayatımızda ve gün geçtikçe büyüyor. Yani bir gerileme yok ve gelecekte de bu finans, tedarik zinciri ve işte sanat gibi birçok alanda daha çok kullanılacak muhtemelen. Sektörlerde yaygınlaşacak ve belki de dijital dünyadaki bizim dijital dünyayı benimsememizle birlikte uzak gelecekte artık günlük hayatın her alanında blok zincir entegrasyonunu biraz daha göreceğiz. Ve sonuç olarak gerçekten hani biraz belki detaya da indim belki inmedim. İlerleyen videolarda daha detaylı bahsedeceğim ama blok zincir güven, hız ve şeffaflık konusunda gerçekten dünyaya birçok şey katıyor. Gelecek videoda Ethereum'dan bahsedeceğiz. O zaman burada bitirelim. Gelecek videoda görüşmek üzere diyelim.